Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Kardeşlerim, bugün Bakara suresinin 8. ayeti işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün inşallah 71. ayetten 76. ayete kadar işleyeceğiz. Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel eden kullarından bizleri eylesin. Ve hatırlayacak olursak, işte Beni İsrail döneminde orada bir cinayet işleniyor. Musa Aleyhisselam döneminde onlar öldürüyorlar adamı miras sebebiyle. Geliyorlar Musa, ya Musa, madem ki Resulsün, peygamberlik iddia ediyorsun, o zaman şu cinayeti çöz bize bakalım diyorlar. İşte Musa Aleyhisselam onlara Allah'ın emriyle en yedbahu bekara, sığır kesmelerini emrediyor. Ve sığır onların ilahları. Sığır'a ibadet edenler vardı onların aralarında. Bakıyor yani bu duruşları nasıl, tavırları nasıl olacak? Ya Musa etestehziuna, bizimle alay mı ediyorsun? Hayır dedi. Cahillerden olmayı Allah'a sığınırım diyor. Ve tabii ki geçen dersimizde bunu aldık. Soruyorlar işte, o zaman söyle bakalım, yaşlı mı, orta boylu mu, işte küçük mü, büyük mü, rengi nasıl, sormaya başlıyor. Başladılar. Musa Aleyhisselam da teker teker o soruları cevap veriyordu. Ta ki fedebehuha, kestiler ve ne dediler burada? Ne dediler nerede? Kale innehu yekul inneha bekaratun la zelulun. Nerede o inşallah? Kultum. İnşallah. İnşaallahu le muhtedun. Ya Musa, sen açıklamaya devam et. İnşallah bizi hidayet erenlerden göreceksin. İşte burada anne diyorlar ki, bu inşaallah sözü söylememiş olsaydılar bu sığırı bulamayacaklardı. Evet. Şimdi buradan başlıyoruz kaldığımız yerden. Tabii ki kestiler sığırı ve herkes gelip yemin edecek. İşte vallahi ben yapmadım, vallahi ben etmedim, ellerini yıkacaklar o etin üzerinde, yani o sığırın üzerinde. O zaman ki böyle. Çünkü her peygamberde şeriatları ayrıdır. Onlar da böyle, bizde başka. Yani bizde haram olan onlarda helal. Mesela Adem Aleyhisselam döneminde kız kardeş, erkek ile kız kardeş birbirine evleniyorlardı. Değil mi? Adem Aleyhisselam şeriatı. Ama bizde haram mı bu şekildedir. Evet. Ve iz قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ ف۪يهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bunlar geldiler, yemin ettiler. Vallahi ben yapmadım, vallahi ben etmedim. Şey. Ondan sonra nedir? Musa Aleyhisselam o etin, o et, bir parça et kesti. Ondan sonra o ete vurdu. O ölüye. Yani sığırdan bir et alıp o ölüye vurdu. O adam da Allah'ın izniyle kalktı ve dedi ki, benim katilim budur. Ve tekrar öldü. Ya işte bu mucizedir. Bunu görünce, ama Musa sihirbaz, bizi sihir etti dediler. Yine birçok kimse inanmadı. Onların aralarında çoğu inanmadı. Reddettiler. Sen sihirbazsın ya Musa dediler. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, hani siz bir cana kıydınız. Bakınız. فَدَّارَأْتُمْ ف۪يهَا, bununla münakaşa ettiniz. Ki bunu zikrettik. وَاللّٰهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, sizin gizlediklerinizi mutlaka Allah çıkaracaktır. Gizleseniz de, açığa vursanız da hepsini Allah biliyor. Çünkü وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, her şey Allah bilendir. Yani zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa hepsini bilen Allah'tır. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Yani her ne kadar siz gizleseniz bile Allah Celle Celaluhu bunu görüyordur. Evet. فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Dedik ya, Musa Aleyhisselam sığırdan bir et parçası kesti ve o ölüye vurdu. Bakınız. Bir bağdıha. İbret almaları için, hakkı görmeleri için. İşte kezalike yuhyillahu'l-mevta.
Allah Subhanahu ve Teala o ölüyü diriltti. Ve konuşmaya başladı. Senin katilin kimdir be adam? Dedi ki filan kişi. Ondan sonra o adam öldü. Ve yurikum ayatihi. Apaçık bir şekilde bu ayetleri gördünüz. Ne diye daha iman etmiyorsunuz? Leallekum taqilun. Düşünmeniz için, tefekkür etmeniz için, akıl etmeniz için Allah bunları size gösteriyor. İman etmiyor musunuz? Fe eyne tezhebun. Nereye gidiyorsunuz Allah diyor. Daha ne istiyorsunuz? Ölüyü diriltti. Buna rağmen iman etmeyecek misiniz? Ama çoğu dedi ki Musa sihirbazdır. İman etmedi. Sümme kaset kulubukum min ba'di zalik. Bakınız. Bütün bu mucizelere rağmen ölüleri diriltiyordu. Denizi yardı. Taştan su çıkardı onlara. Gökten bıldırcın, helva, daha birçok Firavun'un zulmünden kurtardı. Buna rağmen kalpleriniz daha katılaştı. Neden hakkı görmek istemiyorsunuz Allah diyor. Kaset kulubukum. Asayı attı, ejderha oldu. Daha ne görmek istiyorsunuz? Derdiniz nedir demek istiyor. Thumme kaset kulubukum min ba'di zalika. Bakınız demek ki mucizeleri gördükten sonra kalpleri yumuşadı. Daha sonra işte kibirlerinden dolayı kabul etmediler. Ya. La ilahe illallah. Ba'de zâlike. Thumme kaset kulubukum min ba'di zâlike. Fehyekel hicareti. Ev eşeddu kasva. Allahu akbar. Yani taştan daha beter oldu sizin kalpleriniz. Yani taşı al, vur böyle elin kırılır değil mi? Ama işte o sizin kalbiniz taştan daha beter oldu. اَوْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً. Taştan daha sert olmuş. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ. Nitekim taşlardan öyle vardır ki diyor, su fışkırır diyor. Değil mi? Sizin kalpleriniz bu taşlardan daha beterdir. Biliyorsunuz köylerde mesela, köylü olan bilir. Bazı yerlerde böyle taşı kaldırırsın, taşın altından böyle su fışkırıyor. Değil mi? Ve bazı yerlerde taş böyle yarılmış, taşın içinde su fışkırır. Ya yağmur suyu, yağmur suyu desen, yani bu akar bir gün, iki gün, üç gün ama yıllardır bu su akıyor. Dağdan taş akıyor. İşte bunu akıtan kimdir? Sizin kalpleriniz bu taştan daha serttir Allah Tebareke ve Teala demek istiyor.